Emin Pazarcı Tehdit, Şantaj, Dayatma Eli kulağında. Yüksek Seçim Kurulu artık gereğini yapacak, topladığı verileri masaya yatıracak, seçimin adil yapılıp yapılmadığına bakacak, varsa bile ufak tefek sonucu etkilemeyecek, madrabazlıkları dikkate almayacak, ancak ortada ciddi usulsüzlük, yolsuzluk ve hırsızlık varsa İstanbul seçiminin iptaline karar verecek. Yapılması gereken bu. Hukuk böyle diyor çünkü. Adalet kavramı bunu gerektiriyor. Şu şunu demiş, bu böyle davranmış, alınacak kararın muhtemel sonuçları da şöyle ya da böyle olurmuş, hukuk bakmaz buna. Zaten bakmaması ve dış tesirlerden etkilenmemesi gerekir. Hukukun görevi kanunlara uygun karar verip adaleti sağlamaktır. Dünyanın her yerinde, Roma hukukundan beri bütün hukuk devletlerinde temel mantık budur. Ancak mutabık değiliz bu temel doğruda bizde 31 marttan bu yana belli çevreler tarafından hukuk rafa kaldırılmış durumda bunu da geçmişte en fazla hak hukuk adalet diye bağıranlar yapıyor utanılacak değerlendirmeler insanın kanını donduracak yönlendirme çabaları peş peşe geliyor belli çevreler adeta hukuk da neymiş dercesine tavırlar sergiliyorlar şu ifadelere bakın Türkiye'nin çok ciddi sorunları varmış o yüzden İstanbul seçimlerine takılıp kalmak doğru değilmiş İstanbul seçimi yenilenirse Türkiye'de gerilim olurmuş. Ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bir dönemde seçim yenileme kararı vermek de neymiş. Türkiye İstanbul'dan çok önemliymiş. Önümüzde S400, Suriye meselesi ve alınması gereken çok önemli ekonomik kararlar varmış. Konuyu kapatıp o taraflara bakmak gerekirmiş. Eğer seçimi yenileme kararı verilirse, Batı'da zaten var olan Türkiye'ye karşı olumsuz bakış daha da perçinlenirmiş, ekonomimiz ve uluslararası menfaatlerimiz sıkıntıya girermiş vesaire vesaire. İçinde her türlü tehdit, şantaj ve dayatmayı barındıran çirkin, hukuka aykırı, kimliksiz ve kişiliksiz değerlendirmeler bunlar. Kimse kusura bakmasın ama hukuk devleti kavramının ve demokrasinin ayaklar altına alınmasıdır böyle bir tavır. Bağımsızlık kavramının bir kenara atılması ve düpedüz teslimiyettir. Ama hiç utanmadan ve sıkılmadan yapabiliyorlar bunu. Asıl dikkat çekici olan şu ki, malum güçler dışarıdan, bunlar da içeriden bastırıyorlar. Türkiye'ye yönelik tehdit ve şantajda ağız birliği etmiş gibiler. Osmanlı'nın son dönemlerinde İngiliz muhipleri cemiyeti kurulmuştu bu ülkede. Bırakalım mücadeleyi idareyi İngilizlere verelim diyorlardı. Ne farkı var birbirlerinden? Bugünkülerde ne olmuşsa olmuş üzerini kapatalım ve Batıyı rahatsız etmeyelim tavrı içindeler. Kafa aynı kafa. Adalet kavramını ayaklar altına almaktır bu sergilenenler. Milli şuuru felce uğratmaya çalışmaktır. Yabancı müdahalesine açık bir destektir. Bu kafalara teslim olmak, Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği bütün kazanımları bir köşeye atmaktır. İşte en çok da bu yüzden hukukun üstünlüğünü ayakta tutmak zorundayız. Türk yargısının görevi adil karar vermektir. Ülkemiz üzerine hesaplar yapıp bize rota çizmeye çalışanları mesut ve mutlu etmek değil. Emin Pazarcı akşam